Genç sanatçı bir aktrist olarak böyle bir hayat sürebiliyor musunuz? Asla. Sizin nasıl böyle Asla dedi yalnız. yazık bir hayatınız var kim bilir? Yani mesela tiyatroya ne zaman gidiyorsunuz? 8.30'daki oyun için 3'te, 3.30'da en geç 4'te giriş yaparız. Niye siz o tiyatronun müstahdemi misiniz? Yani siz o tiyatronun emektarı mısınız? Siz orada çalışan işçi misiniz? Siz orada nesisiniz o tiyatronun? Neden Ezber böylesiniz? alıyoruz bütün oyunu baştan sona. Çok Neden zor. ezber mi yapamıyorsunuz? 88 sayfa oyun. Önerle karşılıklı çok uzun Tabii konuşuruz. 88 sayfayı gerizekalı gibi ikiye bölerseniz öyle olur. Benim gibi 20 kişilik oyun yapın da 20'ye bölün. Sizi de izledik Amadeus da. Sağ olun. Öyle olmuyordu. Evet. Peki. İki kişi, niye iki kişi yapıyorsunuz? Mesela 20 kişi oynayacağına iki kişi oynadığında daha mı çok para veriyorlar? İki kişilik oyun değil ayrıca, 5 kişilik oyun. Ama bizim 5 kişilik mi? 5 kişilik, evet. Niye? Ben iki Başka kişilik sanıyorum. karakterlerimizi birer sahne oynayan başka Gelip seyredeceğim, arkadaşlarımız çok var. merak ettim. Lütfen rica Evet, ediyorum. peki. Sonra erkenden tiyatroya gidiyorsunuz, Ezber dersinize alıyoruz. çalışıyorsunuz. Ezber almadığımız zaman bir de ayda 4 oynuyoruz. Eskisi gibi değil yani. Çok az bir sayı bu. Ayda 10 değil, 15 değil. Ayda 4 oyun oynadığınız zaman, bu kadar uzun bir oyun oynadığınız zaman, ezber almadığınız zaman bir küçük Ne kadar yabancılaşma sürüyor oluyor. oyun? 2 saat 15 dakika kadar Ara var mı? arada var. Artı ara. Peki, ne dedi? Pardon, tam anlamadım. Ezber almadığınız zaman Hayır, bir ama ara yabancılaşma derken ne oluyor. dedin? Yani Ara var. bir de ara var, evet. 20 Evet. dakikalık da bir ara var. Evet. Peki, arasız oyunlara ne diyorsunuz? Çok güzel diyorum. Niye öyle diyorsunuz? Ben çok severim yani. Benim Neden? için arasız olması çok daha tatlı. Neden? O Yani çünkü seyirci o tuvalete gitmesin mi? O seyirci arasından Ya bu çocuklara ve kadar uzun bir gençlere oyunda zararlı olan alışkanlıkları olanlar o alışkanlıklarını tatmin etmesinler mi? Ya tiyatro insana bir deneyim sunuyor yani, sen de çok iyi biliyorsun. Oraya girdikten sonra o deneyimin orada ortadan bölünmesi benim hoşuma giden bir şey değil. Ama bu kadar uzun bir oyunda da arasız mümkün değil. Mümkün değil. İnsana afakanlar basar. Tabii. Evet. Peki, çalışıyorsunuz ve bu kim bilir ne kadar çok para alıyorsunuz ki mis gibi yaşıyorsunuz değil mi? Tabii. Tiyatrodan aldığınız Tabii. paralarla inanılmaz paralar Tabii var çok. tiyatroda. Peki istediğiniz evi kiralarsınız, istediğiniz Tabii yere ki. tatile gidersiniz falan. Tabii ki. Müthiş paralar var. Herkese Evet. tavsiye ediyor musunuz tiyatro oyunculuğunu? Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Peki, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bunanca mecbursanız yaparsınız yani. Gerçekten öyle bir şey. Evet. Yani. Peki bir de nedir sizin zorunuz? Mesela işte böyle güzelliğiniz var. Efendim istediğiniz dizide de oynayabilirsiniz falan. Ne zorunuz ne yani? Önden çeken yok, arkadan iten yok. Nedir Ama bu ben yani tiyatro yapmak derdiniz? filmi de yapıyorum, tiyatromu da yapıyorum, dizimi de yapıyorum, sunuculuk yapıyorum, dublaj yapıyorum. Yani bunların hepsi zaman içinde kendiliğinden Bu gelişti. dublajlarda da pek bir ustasınız. Dublaj çok yapıyorum, evet. Çok yapıyorsunuz. Neden böyle? Sesiniz mi güzel? Ya da sesiniz Kulağım mi? iyi. Sesim Ha, güzel onu değil. bana anlatın. Yani Yani dublaj daha kimler çok... bunu yapabilir? Çünkü çok duyuyoruz böyle işte. Benim Sesi çok güzel güzel olan sesim var. Ben bir sesen... yapamaz. Bu Ha. bir şive yapmak gibi. Kafanda mesela çok iyi Laz şivesi yapıyor olabilirsin atıyorum, ama ağzından öyle çıkmıyor olabilir. Kendini duyma yeteneğinle alakalıdır, oyun gücünle alakalıdır dublaj yapmak. Yani sadece sesinin güzelliği o bir artı tabii ki, olsa çok iyi olur. Bir de sesinin esnekliği, genişliği, oyun gücü, başka karakterlere girme yeteneği sesinin benim için Peki bu şanslı bir arada alan oldu. Oyuncular Sendikası'nda yönetim kurulu üyesi misiniz? Evet. Bu devam ediyor mu? Aynen ediyor. Peki. Sendikada da eğitim araştırma birimi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, taciz ve mobbingle mücadele birimlerinde görevlisiniz. Doğrudur. Vay be. Sağlam işmiş. Çok taciz ve mobbing oluyor mu setlerde? Evet. Hepsini Okan yapıyor diye mi geliyor Sizden kulağınıza? gelmedi. Gelse bu programa çıkmazdım. Yapma ya, o kadar da prensiplisiniz. Kesinlikle. Peki insan gelir programda söyler. O da bir fikir. İfşa anlamında İfşa mı? anlamında tabii ki. Gelir ama sizinle ilgili bir şey olsa ben zaten onu size çok daha başka kanallardan ulaşmış olurdum. Anladım. O zaman ne yapıyorsunuz o oyuncuya? Taciz, mobbing, Şöyle. cinsiyet eşitsizliği konusunda davranışları olanlara.
Nasıl, nedir yaptırımlar? Bu bir kadın oyuncuysa, bir dava açmak istiyorsa davasının arkasında duruyoruz, destekliyoruz. Eğer dava açmak istemiyorsa, daha toplumsal bir ifşaya gidiyorsa, Susma Bitsin platformuyla destekliyoruz. O da ayrı bir platform, onun da kurucularındanım. Birçok yöntemimiz var. Ayrıca biz Oyuncular Sendikası Türkiye'de Uluslararası Aktörler Federasyonu'nun da yönetim kurulunda olduğu bir meslek örgütü. Dolayısıyla bütün yurt dışındaki bütün meslek örgütlerinden bu anlamda bu şeyi çekiyoruz, yani bilgiyi çekiyoruz. Dolayısıyla gelişiyor aslında bu biri. Gitgide çok daha iyi oturtuyoruz diyeyim ben size izleyeceğimiz yolları. Yani çok geniş bir konu. Şimdi burada yani çok uzun sürer ama çok güçlendiğimizi söyleyebilirim. Yok, güzel ama aynı zamanda bunun içinde olmanız tabii çok hoş. Aynı zamanda eğitim alanında da yani bir erk eşitsizliği olduğunda, öğretmen öğrenci için arasında ya da yani sette, iş yerinde, sahnede, kuliste hepsinin belli davranış kodları var. Onların hepsini düzene koymaya çalışıyoruz. Senin de üye olmanı bekliyoruz Okan. Peki. bu baba hayatta mı? Babanız? Hayır, annemle babamı 99 depreminde kaybettim. Evet, özür dilerim. Ben bu bilgi bana verilmişti. Salaklığıma geldi. Yok, çok özür dilerim. Çok bir an için unuttum. Çok özür diliyorum tekrar. Çünkü tam ilginç bir konuya girecektik orada. Birçok ülkelerde dolaştın. Evet, benim babam denizaltı subayıydı. Evet, denizaltı subayı olduğu için. NATO görevlisi oldu daha sonradan ve onunla bir takım ülkelerde gezdik. Sağlığında. Ben 17 yaşındaydım annemle babam öldüğünde. Ondan önce, yani ben 17 yaşımdayken, onlar vefat ettiğinde birlikte 21 değişik şehirde yaşamıştık. Of be, çok acayip bir şeymiş bu. Çok ilginçti. Peki mesela oyunculuk 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinde müzikallerde oynayarak başladı. Aynen. Orada tabii okulların böyle çok çeşitli imkanları var. Ben müzikal oyuncusu olacağımı düşünüyorum. Evet. Yani en büyük hayalim buydu hayatta. Sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bitiyor ve Londra'ya taşınılıyor. Doğru. Nasıl taşınılıyor Londra'ya? Ya şöyle, deprem olunca ben konservatuara giremedim. Ağustos'ta oldu. Bütün mimar sınavı hepsini kaçırdım. Vardı onların. Yani girecektim sınavlarına, giremedim. O sırada ben çok başka şeylerle uğraşıyordum. Sonra rahmetli Ünsal Oskay dekanımız bir şekilde Marmara İletişim'den beni bırakmadı. Ben de Marmara İletişim'i bitirdim. Yani böyle yıllar geçti. Ben de kendime geldim. Çok güçsüzdüm, çok üzgündüm. Bittikten sonra da nasıl oldu? Benim işte yurt dışı görevlerinden dolayı babamın İngilizcem çok iyiydi. Oradaki okullarda auditionlara başvuru yaptım. Sonra 5 değişik firmanın bursuyla bir şekilde onları toparlayıp Londra'ya taşındım ve uzun senelerde orada kaldım. Vatandaş oldum, döndüm filan. 20'lerimi Londra'da geçirdim diyebilirim. Ve bu ilginç, hem de vatandaş olup dönmek. Evet. Peki orada ne, orada olmayan ne var sanki, birkaç cümleyle söylemek istesek Türkiye'de? Orada olmayan mı? Ya da burada olan ne orada yok? Özür dilerim, şu gömleği düzeltmek istiyorum. Aa, çok özür dilerim. Hayır, bu sizinle alakası yok. Bu bizim teknik problemimiz. Çünkü biz şey yapınca, ne der, siz yapın lütfen. Ondan sonra mikrofon ağırlığıyla oluyor o. Evet. Belki daha kaliteli yapımlar var ama ben çok şanslıydım. Çok güzel bağımsız filmlerim de oldu. Açıkçası ben Türkiye'de çalışmaktan çok memnunum. Çünkü bu volümde işi İngiltere'de yapabileceğimi düşünmüyorum. Eğer yapabilseydim dönmezdim zaten. Yani kimse bana hem bağımsız filmde başrol, hem dizide bazı roller, hem tiyatroda başrol, sunuculuk atıyorum. Yani bunların hepsini bir arada İngiltere'de vermeyeceklerdi. Böyle bir şey olmayacaktı yani. Dolayısıyla ne yok. Yani vallahi benim kendi huzurum burada şu an hala.